Evet arkadaşlar, uzun zamandır yapmak istediğim bir videoyu yapıyorum sonunda. Bakımına dair herhalde ilk dedike videom olacak bu. Normalde hep bitenleri ben aslında TikTok'ta böyle düzenli olarak yapmaya çalışıyorum. TikTok'ta da 3 dakika içerisinde yani kişisel yorumlarımla 10 adet belki ürün sığdırabiliyorum. O yüzden şimdi burada biraz uzun uzun anlatmak, hem biraz gözlemlerim ve önerilerimi aslında sizinle paylaşmak istedim. O yüzden bu video biraz uzun olabilir. Kusura bakmayın. Başlıyoruz. Burada bahsedeceğim her ürün sizin için özel olmayabilir ve uygun olmayabilir cilt tipinize. Gel zaman git zaman ben mezun olduktan sonra ilk kozmetik dünyasına girişim Watsons'la oldu. O kadar çok marka var, o kadar çok markayla ilgileniyorsunuz. Bir anda böyle dünyanız ya çok büyüyor. Yani çok çok büyüyor. Çünkü sektörün her segmentini, her kademesini, her markayı inceliyorsunuz. Her lansmanı görüyorsunuz. Bu arada şunu söylemem gerekir. Ben size diyorum ya, hani makyaja falan böyle da cilt bakımına çok ilgili değildim. İşte eskilerden hani yani YouTube'u çok izleyenler kesinlikle bilir. İşte Tati, işte Nikki Tutorials, işte Jeffree Star falan ya bu gibi çok izlerdim. Yani inanılmaz derecede böyle saatlerce makyaj videosu izlediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla Watsons'a da girişimle birlikte bütün bu ürün evrenini çok yakından görme şansım oldu ve bir anda ilgim çok çoğaldı, yani öyle söyleyeyim size. Sonrasında tabii ya az önce de dediğim gibi her segmentten aslında markaya bakıyorsunuz. Yani Watsons'ın hani belli bir kademesi var ama çünkü işte lüks markalara da bakıyorsunuz, çok çok mass markalara da bakıyorsunuz. Böyle bir anda bir güzellik dünyasına giriş yaptım. Sonrasında tabii tekrardan bir tekstil tarafına dönüp sonrasında Sephora'da ben çalıştım. Sephora'da zaten hani tam bir güzellik dünyası olduğu için orada da çok marka görme şansım oldu. Fakat bir anım var, onu size anlatmam lazım. Hatta benim Sephora'da çalışmamın anısı bende o yüzden çok özeldir. Ben ilk yurt dışına gittiğimde Paris'e gitmiştim. Ve Paris'te Şanzelize'de çok büyük bir, yani dünyadaki en flagship mağazalarından biri olan Şanzelize mağazası vardır. Ve o böyle hafif eğimlidir. Böyle o oraya girerken yani böyle Narnia'nın dünyası açılır etrafımızda ve oradan ya inanılmaz güzel bir alışveriş deneyimi yaşamıştım. İşte böyle çok beğendiğim bir Chanel Oje vardı, onu almıştım. Ama ilk o zaman yani hiç öyle bir makyaj ürünüm yoktu. İşte bir Chanel rujum vardı, böyle ilk yine oradan böyle aldım. Yani o benim için hani o kadar değerliydi ki, o Chanel Oje hala duruyor bu arada. Orada yaşadığım o deneyimden sonra hiç unutmuyorum ve böyle bir gün orada bakıp yani ben burada çalışmak istiyorum deyip yani galiba bir 8-9 yıl sonra Sephora'da çalıştım. Böyle de bir hikayem vardır. Bir gün daha detaylı anlatırım yani. Çok konuyu dağıtmıyorum. Sephora'dayken de özellikle cilt bakımı konusunda ben artık kendimi çığırımı açtığımı söyleyebilirim. Hem biraz Watsons tarafından gelen bilgilerim, işte global taraftan çok fazla marka araştırmam, Sephora'da olan, Türkiye'deki Sephora'da olan olmayan, özellikle Amerika'yı, Amerika'daki Sephora ile Avrupa'daki biraz farklıdır birbirlerinden. Hepsini işte, Ulta'yı, onu, yani böyle Allah'ım benim bütün dünyam buna evrildi diyebilirim. Daha sonra bütün bu bilgimle ben en son Sephora'dan sonra Avon'da çalıştım. Avon'da benim kullandığım ilk makyaj markası. Aslında marka hakkında bir sürü fikriniz olabilir ama Türkiye'deki çoğu genç kızın, özellikle benim dönemimdeki, Avon'a dokunmuşluğu kesinlikle vardır. Şu an için tabii çok farklı şeyler söylenebilir ama o zaman oranın da benim için çok böyle duygusal bir anlamı vardır. Orada da biraz işin teknolojik ve ürün içeriği kısmını çok detaylı olarak görme fırsatım olmuştu. Sephora'da çok fazla marka olduğu için hayatınızda bunu pek göremiyorsunuz. Ek olarak da hani bu uzun girişten sonra şunu söylemem gerekir. Ben bir dijital pazarlama ve sosyal medya yöneticisiydim. Dolayısıyla paylaştığımız her ürünle ilgili gelebilecek pozitif, negatif, onların etkileri, olabilecek yan etkileri gibi şeyleri çok araştırma yükümlülüğümdeydim. Zaten bunu araştırmayan
güzellik sektöründe olup hele ki sosyal medyayla uğraşan biri bunu araştırmıyor. Kesinlikle olamaz. Yüzünüze, vücudunuza, en değerlinize sürdüğünüz ürünlerin etkilerini, yan etkilerini, içlerinde ne var, nasıl yapılıyor bunların hepsini bence bilmek zorundasınız. Dolayısıyla benim de buradan böyle bir bilgimle diyeyim. Bu farklı segmentlerde bulunan markalarda ve o markaların içindeki markalarla da çok yakından çalışmam sebebiyle bende büyük bir bilgi havuzu var. Ve hala bugün de hani şu anda o markaların hiçbiriyle çalışmıyorum. Ama yani nasıl diyeyim? Yani çok fazla, yani biraz farklı açıdan bakabiliyorum yapılan tüm işlere, tüm işbirliklerine, ürünlere ve özellikle trendlere, ki bu trendler konusunda da sizi aydınlatmak, hani belki böyle kendimce yorumlamak da bir gün gelince istiyorum diyerek kahvemden bir yudum alayım ve başlıyorum. Şimdi ilk olarak temizleyici ürünlerden başlayacağım. Sadece makyaj değil, dışarıda bulunan hava kirliliği sebebiyle bile yüz temizlemek gerçekten çok önemli. Yazın sıklıkla güneş kremi sürdüğünüz için özellikle çift fazlı temizleme de çok kıymetli. Geliyorum şimdi buradan ilk temizleme ürününe. Şimdi CeraVe. Bu köpüren temizleyici normal ve yağlıya dönük ciltler için. Ben bunu nasıl kullanıyorum diye soracak olursanız vücudumda sivilceye yatkın bölgelere kullanıyorum. Benim yüzümde fazla sivilce hikayem yok, onu söyleyebilirim. Fakat bacaklarımın arasında, sırtımda çok fazla sivilceyle savaştım. Ama bunu böyle çok azalttığımı söyleyebilirim. Özellikle salisilik asitli temizleyiciler beni çok etkiledi yani. Hatta salisilik asit ve niasinamid içeren diyebilirim. Çünkü gözenek kontrolü, gözenekteki kir kontrolü için bu iki aktif madde çok kıymetli. CeraVe'nin bu versiyonun içerisinde de bu arada bunun salisilik asitlisini de kullanmıştım ama sanırım burada yok. Bunun içerisinde 3 temel seramit, niasinamid, B3 ve hyaluronik asit var. Cildinizi temizliyorsunuz ve komedojenik olmadığı için de aslında gözeneklerinize tıkamıyorsunuz. Bu oldukça kıymetli. Bu arada CeraVe'nin hikayesinin ne kadar nasıl olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum son dönemde ama CeraVe TikTok'la inanılmaz derecede parlayan bir marka. Pandemi döneminde böyle temizleyicileri ve bazı uygun fiyatlı vücut kremleri bütün satış noktalarında bitiyor. Ve tamamen yani TikTok made me buy it hashtag'i var ya, işte TikTok'ta gördüm aldım diye Türkçe'ye çevrilmiş. Çok büyük etkisi CeraVe'nindir. CeraVe, Elf Beauty, bunlar gerçekten Maybelline'in Sky High'ı, bunlar TikTok'ta inanılmaz büyüyen ve hepsi bir case olmuş. Yani böyle nasıl anlatayım, bir pazarlama case'i nasıl çevrilir? Pazarlama hikayesi diyeceğim olmuş ürünlerdir. Şu anda da CeraVe'yi gerçekten çok severek kullanırım, severim. Ama şu anda farklı temizleyicilerim var, onu söylemek isterim. İkinci olarak Cosmed'in şu anda bende tonu olan Atopia dediğimiz cleansing oil'ı. Ben normalde bu tarz cleansing oil'lara biraz mesafeliydim. Fakat güneş kremi çok sürdüğüm için cildimde biraz, gözeneklerimde biraz tıkanmalar hissediyordum. Bu arada kullandığım güneş kremi de La Roche-Posay'ın güneş kremi. Dolayısıyla Cosmed'i çok hani severek gerçekten şu anda kullanıyorum. İlk radarımı aldığım zaman Sephora'ya girdikleri zaman olmuştu. Ve ya o zamandan beri birçok ürününü denedim. Denemeye devam ediyorum. Hele ki bir saç hikayemiz var ki bence tarih yazacağız kendisiyle. Bu ürün tüm cilt tipleri için uygun bir ürün. Dairesel hareketlerle kolaylıkla temizliğinizin ilk fazını yapabileceğiniz bir ürün. Daha sonra jel formu ya da böyle hafif benim kullandığım Fresh and Peeling formu diyeyim, temizleyicisiyle çift fazla bir temizlik yapabilirsiniz. O tonton olanı çok güzel. O favorilerimin linkini mutlaka size bırakıyor olacağım. Yani ben çok seviyorum. Zaten aşırı derecede sevilen bir ürünmüş. Yani ben biraz sonradan anladım ne kadar çok sevildiğini. Şimdi miseler sulara geçiyorum. İki tane miseler suyumuz var. Bunları beni bitirirken muhtemelen görmüşsünüzdür. Çünkü son 6 ay içerisinde bitirdim. Şimdi Garnier'i ben açıkçası severim. Ama her ürünü kullanabiliyor muyum? Hayır, kullanamıyorum. Çünkü benim biraz alerjiye yatkın bir cildim var. Ve Garnier'in bazı ürünleri bende kızarıklık problemi
tavan yapıyor. Fakat bunlar öyle bir etki yaratmadı. Bu hassas ciltler için olan miseler suyun bende bir kızarıklık problemi yapmadığını söylemek isterim. Fakat iyi bir temizleyici olduğunu düşünmüyorum. Benim kullandığım makyaj ürünlerine bağlı olabilir bu. Kesinlikle kabul edebilirim. Ama bunun gibi bu üç etki bir arada makyajı temizler, cildi arındırır ve rahatlatır claimleri var. Çift fazla olduğu için böyle çalkalayarak yapıyorsunuz. Çalkalayarak aslında temizliğe hazırlıyorsunuz. Bence çok iyi bir temizleyici, onu söyleyebilirim. Şu anda Bioderma'ya geçtim tekrardan. Çok uygun fiyatlı bir set bulduğum için, ama mesela bunu gider tekrar alır mıyım? Evet, kesinlikle alırım. O yüzden hani hangisini önerirsin aslında diye soracak olursanız, makyaj temizleme için özellikle waterproof maskaralar ya da çok kalıcı likit rujlar için oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Kozmet'ten devam ediyorum. Burada Refine Facial Cleanser'ı var. Bu daha jel formlu bir yüz temizleme. İki fazla az önce size demiştim ya, cilt temizliği. Onun için bu ikinci fazı için oldukça iyi bir ürün. Bitmesi konusunda da ben bunu yaklaşık 2 ay gibi bir sürede bitirdim. 5.5'lik bir pH'i var ve günlük olarak cildinize kullanabiliyorsunuz. Yağlı ciltler de bildiğim kadarıyla kullanabiliyor. Evet, karma ve yağlı ciltler için. Benim cildim kuru. Niye kullanıyorsunuz aslında diye soracak olursanız, özellikle T bölgemde yağlanma olduğu için tercih ettiğim bir ürün. Şu an ama Fresh'in az önce bahsettiğim bir ürünü olduğu için tekrardan bu kozmede almadım, ama kesinlikle alırım ve öneririm. Başka temizliğe gelelim. Var mı bir şey? Temizlik ürünleri bitti. Şimdi toniğe geçiyorum. Şimdi iki tane toniğimiz var. Bir tanesi bu Ren'in Glow toniği. Bunun şöyle ki böyle pompayla bastırarak böyle pamukla kullanabileceğiniz bir tonik. Şimdi bunun içerisinde bulunan iki tane şey var. Laktik asitle cildinizi exfoliate edebiliyorsunuz. Azelaik asitle de cildinizin aydınlanmasına sebebiyet veriyor. Fakat bana kalırsa, ben her ne kadar bunu çok sevsem de, ben bunu ara vere vere, yani başka toniklerle kullanıyorum. Mesela bir bunu kullanıyorum. Bir Fresh'i kullanıyordum kullanırken. Çünkü biraz özellikle yanak bölgemde iritasyon yaptığını düşünüyorum ve kızarıklık yaptığını düşünüyorum. Ama cildi aydınlatma ve exfoliate noktasında çok iyi. Çünkü pamukla şöyle bir hafifçe üstünden geçtiğiniz zaman bütün gözenekleriniz böyle derin bir iç çekiyormuş gibi hissediyorsunuz. Ve bu çok güzel bir his. Ama benim gibi alerjik bir cilt için sürekli kullanıma uygun mu? Hayır, değil. Ayrıca şunu söylemem gerekir. Bu Ren markası sadece Sephora'da olan bir ürün. Ve altını geçmek isterim ki hani bu markalarda eskiden çalışmış biri olarak satış noktalarına çok spesifik bir şekilde değineceğimden, herhangi bir etik bulmadığım satış şeklinde eleştireceğimden emin olabilirsiniz. Hukuki olmayan her şeye karşıyım çünkü. Toniklerden devam ediyorum. Dünya üzerindeki en sevdiğim 3 tane tonikten biri bu arkadaşlar. Neden? Hemen nedenini açıklıyorum. Fresh markası benim ruh ikizim olan bir cilt bakım markası olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da çok iddialıyım. Gerçekten çok seviyorum ve bu arada Fresh hani çok öyle eskiden beridir Türkiye'de olan bir marka değil. Bu toniğin içerisinde, yani burada böyle kalıntıları var, gül yaprakları bulunuyor. İçerisinde gül yağı, melakotu özü, hyaluronik asit var. Yani cildinizi hem temizlerken hem de nemlendiriyorsunuz. Ki hyaluronik asit aslında kuru ciltler için oldukça iyi bir bileşen. Onun da böyle altını minik bir çizmiş olayım. Çok güzel kokuyor bir de. Yani çok güzel kokuyor. Biraz fiyatının fazla olduğunun oldukça farkındayım. Bunu videoyu çekerken yapacağınız yorumları az çok tahmin ediyorum. Benim kullandığım bu Fresh ürünleri de, yani ben bayağı önceden işte personel indirimimle vesaire almıştım. O yüzden böyle biraz minik bir depom var demiştim size. O zamandan beri yani duran bir tane toniğim kaldı. Mesela onu açmadım. Şimdi bir Mario Badescu kullanıyorum. Tekrardan ona döneceğim. Çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani yurt dışına çıktığımda tax free ile alır mıyım? Kesinlikle alırım, öyle söyleyeyim size. Şimdi ne yapsak? Serumlara mı geçsek? Saça mı geçsek? Hadi saça geçelim. Arkadaşlar, bu şampuan benim hayatımı değiştiren şampuan mıdır? Bence evet diyebilirim. Ki bir sürü sevdiğim şampuan olmasına rağmen bu yaz ayında benim çok ciddi bir kepek problemim oldu. Ve Dilara'nın bir TikTok'unu görmüştüm ki bu kız şimdi bunu kullanıyorsa, çünkü o da sektör profesyoneli. Bu kız bunu böyle kullanıyorsa dedim ki aslında buna bir şans var. Aldım 4 yıkama sonrası, arkadaşlar bakın hiç abartmıyorum, sıfır abartı. Yok, kepek yok. Gitmiş. Yani
böyle gözlerime, kulaklarıma, hiçbir yerime inanamadım ki benim öyle çok kepek problemi yaşadığım da söylenemez. İnce telli pırasa saçlarım var ama yani bu inanılmaz, inanılmaz. Şu anda hem yağlı saçlar için olanını kullanıyorum. Bir de bir tane daha varmış sanırım kırmızı bir formatta olan. O da hacim veriyormuş sanırım. Bunlardan o kadar çok aldım ki henüz bitmedi. Onların bir bitmesini bekliyorum. Daha sonra onu alacağım. Yani Vichy'den çok ürün kullanmış mıyımdır? Hayır, kullanmamışımdır ama bu Dercos. Dercos beni bul. Çok seviyorum sizi. Gerçi biliyorsunuz çok sevdim. İkinci olarak yine L'Oreal'den bunu yani çok bunu her neredeyse herkesin gördüğüne çok eminim. Çok büyük bir kampanyaları oldu. Fakat hani kampanyaları oldu diyorum ama gerçekten ürün kendi performansının hakkını da veriyor. Benim saçlarım çok çabuk dolanan, çok ince telli ve hacimsiz saçlardır. Ve kullandığım çeşitli yağlardan biri Body Shop'un üzümlü bir yağı vardı. Bir de Advanced Techniques'in argan yağlısını. Mesela Body Shop'un üzümlü olan yağı benim saçımı çok yağlandırmıyordu. Çok hani oldukça hiç söndürmüyordu diyebilirim. Fakat Advanced Techniques biraz söndürüyordu, biraz ağırdı yani. Ya da belki de ben çok kullanıyordum, bilmiyorum. Fakat bu Absolute Repair Oil gerçekten saçımı çok iyi açıyor. Şu anda Metal Detox kullanıyorum. Bir onu da denemek istedim. Arkadaşım yani Ezgi önermişti onu. Ama yani bunu tekrardan gider alır mıyım? Kesinlikle alırım. Hani camı, dokusu, ürün kullanım deneyimi de aslında çok önemli oluyor bence bana kalırsa yani. Performansı hem kullanım süresi hem de bana iyi gelmesi konusunda oldukça memnunum. Kesinlikle öneririm. Tekrardan Metal Detox'tan sonra bir şey daha gördüm. Belki onu alırım bilmiyorum ama mesela indirimde çıkarsa direkt alacağım üründür. Şimdi dünya üzerinde iddia ediyorum en sevdiğim, bakın en sevdiğim duş jeli bu. Yves Rocher'in Grains de Coffee, Coffee Bean'li duş jeli. Her doğum günü indirimimde kaç tane alabiliyorsam, rafta kaç tane varsa gidip alıyorum. Bütün yıl bunu kullanıyoruz. Bakın bütün yıl. Şaka yapmıyorum. Kahveyi artık çok sevdiğimden mi bilmiyorum. O da olabilir. Ama ben aşığım. Bakın bir sürü duş jeli kullandım. Bunun gibi güzel kahve kokan yok. Yok abi gerçekten yok. Bayılıyorum. Ya bakın çok içten. Başka bir duş jeli kullanmam gerçekten çok zor. Benim için de bir challenge bu, onu söyleyebilirim. Çok severek kullanıyorum. Hani marka olarak da severim. Çalıştığım bir marka değil bakın bu arada. Hani ne profesyonel ne de içerik üretimi anlamında. Çok severim. Rituals'ın şöyle ki Roma vloglarını eğer izlediyseniz benim Rituals markasını çok sevdiğimi bilirsiniz. Fakat bu Rituals'ın Ritual of Sakura diye bir serisi var. Japon kiraz çiçekli versiyonu. Ben bunu yıllar önce bir gezimizde havaalanında bu markayı görmüştüm. Ve sanırım Hollanda'ya gitmeden önceydi. Ve aşırı derecede beğendim. Sonra Hollanda'ya gittiğimizde bu Rituals'ın mağazasını gördüm. Allah'ım o nasıl bir mağaza deneyimi. Yani böyle prensesim ya mağazaya girince böyle o ellerinizi yıkıyorlar, o böyle o konuşması yani o kadar güzel bir hani perakende deneyimi yaşıyorsunuz ki böyle al cüzdanımı hangi kremi almamı istiyorsun alayım konusu noktasında oluyorsunuz yani gerçekten çok güzel bir marka. Türkiye'de şu an teknik olarak bildiğim sadece havalimanlarında var yani bu tarz kremler. Fakat az yani geçtiğimiz günlerde Sephora'ya baktım. Erkek ürünleri gelmiş. Umarım kadın ürünleri de gelirse yakında. Kesinlikle takipçisi olacağımdan emin olabilirsiniz. En sevdiğim kremler belki TikTok'a bakarsanız görürsünüz. Bir tane böyle mavi, o sanırım okyanus özlü mü diyeyim, o tarz bir ürünleri var. Bir tane bu Rituals of Sakura çok güzel. Kiraz çiçekli olan. Yani hepsi çok güzel. Yani deneyin. Fiyat performans olarak da bu arada çok uzun sürede bitiyor. Yani yaklaşık 2-3 ayda bitiriyorsunuz. Bildiğim kadarıyla da kaç ml bu? 250 ml. En son aldığım 13 euro civarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım mı ama? İngiltere'ye bakmışım. Bunların, evet. Indian Rose. Yani Hint gülü ve tatlı bademli bir tane var. Kırmızı. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Ha benim söylediğim okaliptusluymuş. Fazla krem var. Bunlar sadece benim denediklerim.
Bak 20 pound diyebilirim. Pound kaç oldu? 20 poundluk bir krem ortalama Türk lirası ya da 465-500 bandına geliyor diyebilirim. Fakat size bu gösterdiğim scrub, onu bahsetmedim. Ben bunu Fevzi yurt dışına gittiğinde istemiştim ama krem yerine scrub almışım. Ama o da güzeldi çünkü kiraz çiçeği kokuyor. Her şeyi çok okeyim. Çok beğendim. Seviyoruz. Şimdiden bahsetmek istiyorum. Armani My Way. Ben bunun lansmanını gördüm arkadaşlar. Yani böyle ilk lansman toplantısında bu kokuyu böyle koklama fırsatımız olmuştu. İnanılmaz derecede beğenmiştim. Çok günlük kullanıma uygun bir koku ki benim parfüm konusunda böyle biraz nasıl diyeyim, perspektifim kapalıdır. Hep aynı parfümleri, böyle belirlediğim parfümleri kullanırım. Yeniliğe çok kapalıyımdır. Ama hayatım değişti. Ecem çünkü beni Zara parfümler konusunda bazı bilgilendirmeler yaptı bana. Bakın konuşamıyorum. Dil bilgim bozuldu. İnanamadım. Mesela ben hep Chanel Şans kızıyım. Chanel Mat Mezel kızıyım. İşte Jo Malone'un sevdiğim bir iki kokusu vardır. Ama bir Yves Saint Laurent Libre, bir de bu Armani My Way hayatımı değiştirmiştir. Hep böyle şey hedeflerdim ben, işte biraz yaşım büyüsün, 35'i geçeyim, işte Chanel No. 5 kullanacağım falan. Bu My Way'i aşırı derecede beğeniyorum. Hemen sana notalarını söyleyeyim. Hatta galiba Intense'i de var. Hatta Lancome Idol'ü de çok severim bu arada. Onu da vurulmamın sebebi sanırım Zendaya'ydı. İlk yüzü oydu. İçerinde bergamot var, portakal çiçeği var. Beyaz misk, şevhetli vanilya ile buluşuyormuş. Müthiş. Şimdi Intense'ini denemedim ama bu My Way'e bayılıyorum. Hatta bunu refill mi yaptırsam? Ha, çok mantıklı. Niye bunu atıyorum ki? Dur atmayayım. Artık cilt bakımına geçebiliriz. Cilt bakımı şey yapıp sadece cilt bakım ürünlerine gelmeme kaç puan diyorsunuz? Şimdi birazdan söyleyeceğim ürünlerin hepsi Türkiye'de yok. İşte olanlardan başlayacağım. Birincisi bu Laneige Water Sleeping Mask'i. Bu ürünü sevmemin en büyük sebeplerinden biri geceleyin cildinizi inanılmaz derecede nemlendiriyor oluşu. Maskeyi yaptığınız zaman sürüyorsunuz ve yatıyorsunuz. Ekstra böyle bir üstüne ürün sürmenize gerek yok. Ben bunu nasıl gece rutinime uyguluyordum diye soracak olursanız, belirli bir serumum varsa işte niacinamide olur, buffet olur ya da retinol olur. Bunlar hani size kalmış, sizin cilt ihtiyacınıza göre kalmış. Serumu sürüp göz kremini sürdükten sonra sadece bunu bir krem gibi uygulayıp yatıyordum. Ne zaman fazla sürdüğünüzü anlıyorsunuz diye soracak olursanız, eğer sabah kalktığınızda cildinizde çok yağlı bir görünüm olduğunu düşünüyorsanız bu ürünü fazla sürüyorsunuz demektir. Böyle bir şey var. Böyle bir nohut tanesi kadar ürünü böyle ellerinizle dağıtıp ya da yüzünüzde dağıtıp ellerinizle yedirip sürmeniz yeterli oluyor. Ürün miktarlarının da bu arada çok büyük önemi var cilt bakım rutinlerinde. Yani bir göz kremini bir avuç içiniz kadar yüzünüze sürerseniz nasıl olmayacağı gibi, bu tarz maskelerin de çok fazla yüze uygulanması ciltte yağlanma problemlerine yol açabiliyor. The Cosmed'in Moisturizing Eye Sorbet'sini göstereceğim size. Şöyle hafifçe netlemeye çalışayım. Bu benim yazın kullandığım jel formunda bir ürün. Yazın ben daha çok sorbe ürünleri, bu tarz sorbe dediğimiz yani bu tarz jel kıvamında ürünleri tercih etmeye meyilli biriyim. Çünkü daha hafif yapıda oluyor. Cildimiz daha fazla yağlanmaya müsait oluyor. Yani bu arada bu kendi adıma söylediğim bir tecrübedir. O yüzden yazın bunu kullandım. Çok severek bitirdim. Kesinlikle tekrardan yazın alır mıyım? Alırım. Fakat sevdiğim diğer bir göz kremine geçmem gerekirse, Kiehl's'ın bu Creamy Eye Treatment'ını gerçekten çok seviyorum. Bu ürünle ilgili tek sıkıntım, onu da bence söyleyebilirim, bu ürünü sürekli karıştırmak zorunda oluyorsunuz. Yani ben ya bilmiyorum, belki benim ürünümde mi bir sıkıntı vardı ya da hiçbir fikrim yok. Ama ürünü, yani belirli bir işte metal çubuğum var benim. Böyle ürünleri karıştırdığım ya da yüzümü uygulamak için böyle elime koydum. Onunla sıklıkla karıştırdığım bir ürün. Fakat nemlendirme konusu muhteşem. Belli bir yaştan sonra göz çevresi bakımına dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu tarz bir kreme yatırım yapmak oldukça mantıklı. Onu gönülden tavsiye edebilirim o yüzden. Şimdi bir sonraki sevdiğim ürün, hatta şu anda artık kaçıncı şişede olduğumu bilmediğim
Şöyle göstereyim. Bu ürünü neden seviyorum? Bu ürün aslında anti-aging konusunda kullandığım ürünlerin aslında en başında gelen ve vaat ettiği etkileri tek bir şişede sunan bir serum olduğu için. İçerisinde kolajen sentezine yardımcı olan maddeler, bununla birlikte hyaluronik asit bulunuyor. Dolayısıyla sürdükten sonra cildinizde böyle çok sanki yeni cilt bakımından böyle çıkmış gibi böyle pofiş pofiş bir etki hissediyorsunuz. Bu oldukça insana iyi geliyor. Kırışıklıklar, yani çok mini kırışıklıklar özelinde savaş açan bir ürün aslında. Ve içerisinde çok çeşitli amino asitler bulunuyor. O yüzden kendisini çok seviyorum. Her gittiğimde gerçekten alıyorum. Yani çok severek. Giden herkesten bir şişe bana bundan getirir misiniz diye istiyor muyum? İstiyorum kesinlikle. Ve yani yanlış hatırlamıyorsam 16-17 euro civarı bir rakamda. Türkiye'ye gelir mi? Gelirse yani umarım gelir. Öncelikle yani mesela Avrupa'da Sephora'larda var. Bu yüzden belki Türkiye'dekine de gelir. Ve oradan alabiliriz. Hani içimiz rahat bir şekilde. Gerçi çok fazla satıcı var. Ben de daha önce bazı satıcılardan aldım. Fakat bilmiyorum, çok güvenemiyorum satıcılara açıkçası. O yüzden şu anda yurt dışına gittiğim zaman işte birkaç şişe alıyorum. Ve böyle kendi depomda saklıyorum diyebilirim. Kesinlikle eğer anti-aging noktasında böyle bir aradığınız ürün varsa Ordinary'nin Buffett'ı, Hyaluronic Serum'u, Retinol'ü çok iyidir. Diğer Ordinary ürünü ise Caffeine Solution. Bunun muadilini hemen size söyleyebilirim. Sephora'da satılan bir Inkless diye bir marka var. Onun kesinlikle göz kremi, kafeinli göz kremi, bunun çok iyi bir muadili. Fakat kullanım konusunda çok fazla kullanabiliyor musunuz? Bunun tabii ki ömrü daha fazla. Sabah uyandığınızda eğer çok şiş gözlerle uyanıyorsanız, kişi benim, bu serum yani mucizeler yaratan bir şey. Kafein de hani Türkiye'de güvendiğiniz biri varsa bilmiyorum. Çünkü teknik olarak Ordinary resmi olarak Türkiye'de aslında hiçbir yerde yok. Ama var. Ürünümüz bir nemlendirici. Lush'ı çok seviyorum. Eskiden Türkiye'de vardı. Hatta Bağdat Caddesi'nde çok güzel bir mağazası vardı. Eskilerden bilen bilir. Yaşım ortaya çıkacak şimdi. Ama kapanalı bayağı bir vakit oldu. Dolayısıyla yurt dışına gittiğimde ben Lush'ı alabiliyorum. Lush'ın en favori ürünleri bu Vanishing Cream'i var. Bir tane de Dream Cream'i var. Dream Cream'i yanlış hatırlamıyorsam yine Norveç'e gittiğimde. Norveç'ten ne kadar çok cilt bakımcı. Norveç'e gittiğimde almıştım. Aslında her yeriniz için kullanabileceğiniz bir krem. İşte egzamanızdan tutun, yani böyle olabilecek her türlü cilt kuruluğu için inanılmaz güzel yağlar içerisine barındıran bir krem. Vanishing Cream ise kuru ciltler için olan bir krem. Bu Vanishing Cream'in iki tane versiyonu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben hani cildim çok kuru ve kızarıklık sorunum var dediğimde bana bunu verdiler. Bunu alıp bitirmiştim. Tek söylemem gereken şey kullanım konusunda hemen bitirmeniz. Yani yanlış hatırlamıyorsam açıldıktan sonra 6 ay içerisinde bitmesi gibi bir durumu var. Dolayısıyla çok uzun süre böyle hani açtım, hani başka kremlere geçtim sonra buna geri dönerim gibi değil. Açtığınız an şakır şakır bitirmeniz gerekiyor. Benim açımdan cildimde çok iyi derecede emildi bu arada. Bayağı memnunum. Fakat şunu söyleyebilirim ki oldukça az ve yani fiyatı biraz pahalı bir kremdi bunun. Yanlış hatırlamıyorsam 20 euro civarı bir fiyatı vardı. Tekrar alır mıyım? Belki. Çok gerekli mi? Hayır. Cilt bakımı ürünleri sever biri olarak denemek istedim. Size öyle söyleyebilirim. Sonrasında bu Institut Estaderm'in vitamin C'li kremini kullandım. Geçtiğimiz aylarda lansmana gittiğimizde bu bana marka hediyesiydi. Ve hemen bahsetmem gerekir ki bu bir anti-aging başlangıç kremi. O yüzden eğer yaşınız çok gençse burayı isterseniz geçebilirsiniz. Bu kremi kullanmamın, yani seçmemin en büyük sebeplerinden birisinde vitamin C bulunması ve bu vitamin C'nin aslında cildinizde oluşabilecek kırışıklıklara ve siyah noktalara karşı önlem alması. Sevdiğim bir krem oldu. Ben de kızarıklık sorunu yapmadı. Bakımında kızarıklık, alerji, bu gibi sorunlarınız varsa nemlendirici konusunda kesinlikle başvurabileceğiniz bir marka. Bildiğim kadarıyla sadece eczanelerde satılıyor. Trendyol'da da tabii ki, ya da işte çeşitli marketplace'lerde bulabilir misiniz? Evet, bulabilirsiniz. Ama eczanenize gidip danışmanızı da kesinlikle öneririm. Cilt bakım sorunu, hani her cilt bakımı sorununa uygun bir seri var. Ama daha çok anti-aging özelinde diyebilirim yani o. Böyle işte yaşınız böyle 28'lere 30'ları geçtiyse
belirli sorunlarınız varsa ama en önemlisi kızarıklık sorununuz varsa bu markaya bir şans vermenizi öneririm. Bu arada biraz pahalı bir marka. Ben indirim takip ederek eğer alıyorsam alıyorum. Onu da yine altına çizmek isterim. Çoğunlukla %30 indirime giren bir marka. Ayrıca bunu da söylemiş olayım. Biri artık sona doğru yaklaşıyoruz. Şu Mario Badescu'nun Drying Lotion'ı. Bu sivilcelere karşı inanılmaz derecede övülen, TikTok'ta çok büyük hype olmuş, zamanında çok viral olmuş bir marka. Tekrar gidip alır mıyım? Alabilirim çünkü çok fazla benim sivilcem olmuyor ve tek bir dokunuşun inanılmaz derecede iyi geldiğini düşünüyorum. Muadilleri Türkiye'de var mı? Kesinlikle var. Mesela hemen bir örnek vermem gerekirse Sephora Collection'ında aynı benzer vaadi veren sivilce kurutucu bir ürünü var. Cosmed'in de bildiğim kadarıyla böyle bir ürünü var. Henüz denemedim ama oldukça sevilen ve tavsiye edilen bir ürün. Son olarak, şimdi çok alakasız diyeceksiniz. Aslında saç kısmında belirtmem gerekirdi ama unuttum. Çok küçüktü, arada kalmış. Şöyle bir biberiye yağı göstereceğim size. Biberiye yağını neden kullanıyorum diye soracak olursanız. Bir süredir, yani ne kadar uzun süre diyebilirim. Saç bakımı ile ilgili bir şeyler deniyorum ve inanılmaz bir yol kat ettim. Ama bununla ilgili farklı bir video çekeceğim. Burada şampuanıma birkaç damla biberiye yağı dökerek saçlarımı şampuanlamaya ve biraz bekletmeye başladım. Bu arada biotin kullanıyorum ve Cosmet'in anti-hair loss spreyini de kullanıyorum. Yani bebek saçlarımda inanılmaz bir gelişim var. Artık biberiye yağının etkisi mi, yani ya da hepsinin bence etkisi bir arada olduğu için çok iyi bir noktadayım dökülme konusunda ve yeni çıkan bazı saçlarıma arkadaşlar inanamadım. Ama size bunu özel olarak göstereceğim. Şu an hani bu konu bu değil. Fakat bu tarz hani aktarlarda da bulabilirsiniz, pazar yerlerinde de bulabilirsiniz. Biberiye yağını birkaç damla şampuanınıza katıp bakım rutininize eklemenizi öneririm. Bence muazzam bir etkisi var. Evet, başka bir ürünümüz yokmuş. Şimdilik ürünlerimiz bu kadar. Bu kadar şey gerçekten TikTok'ta anlatabilir. Yani 3 fazla ya da 5 fazla falan anlatabilirim herhalde. Şimdiden böyle size bir önerilerim, beğendiğim. Gerçi çok beğenmediğim ürün yok. Yani böyle kullanmayı bıraktığım ürün yok. Hepsini kullandım, hepsini bitirdim ve size öyle göstermek istedim. Böyle bir ilk bir video olsun diyelim. Bu bir cilt bakımı ürünleri, artık analizi, rutinleri bilmiyorum. Buna bir alt bulacağım diye düşünüyorum ama henüz tam o spesifik olarak karar vermedim. Peki olarak çok sevdiğim markalardan geçtim ve bu ürünler bana hep, yani bu ürünler bana çoğunlukla iyi gelen, rutinlerime eklemekten zevk aldığım ve beni mutlu eden ürünler. O yüzden umarım eğer beğenirseniz mutlu olurum, denerseniz mutlu olurum. Size iyi gelirse esas en çok mutlu olurum. Satış noktaları konusunda olabildiğince şeffaf bir şekilde sizi bilgilendirmeye çalıştım. Çünkü cildimiz gerçekten en değerli organlarımızdan biri. En büyük organlarımızdan biri ve ne sürdüğümüz çok değerli. Dediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Çok ama çok ama çok değerlisiniz benim için. Kocaman, dünyalar kadar kocaman sarılıyorum ve kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız da aşırı derecede beni mutlu edersiniz. Şimdilik hoşça kalın.